Bu arada benim arıcılarıma kış döneminde söz verdiğim bir olay var. Diyorum ki: "Ey arıcı kardeşlerim, sizleri balınızı sattığınız komşularınız zaman zaman itham ettiler. Dediler ki: "Sen bize şeker balı verdin, sahte bal verdin." diye sizi itham ettiler. Hatta "Sen hacısın, hocasın, sana yakıştı mı?" dediler, hakaret ettiler. Üzülmeyin. Siz doğrusunu yapıyorsunuz. Çünkü bal kristalize olmak zorunda. İşte bu şekilde olmak zorunda. Eğer olmuyorsa bir problem vardır. Siz glikozu bu şekilde donduramazsınız. Sevgili kardeşlerim sakın üzülmeyin. Sizi itham edecekler. Siz doğruyu anlatmak zorundasınız. Biz sizi de sizin adınıza doğruyu anlatıyoruz. Bal bu şekilde olacak. İçerisi donacak. Bakın, bakın kavanozun içerisine. Bir miktarını yedik ama yemeye de devam edebiliriz. Dökülmeyecek alacaksın ekmeğin üzerine sürüp çocuklara yedireceksin. Balın bu doğasıdır. En kaliteli bal kristalize olan baldır. Olak, sakın ola ki bunu çöpe atmayın. Çünkü bu seneki yeni bal depliğinde krem bal dene yeni bir kavram geldi. İşte krem bal bu şekildeki balları etiketleyeceğiz. Krem bal diye şu anda raflara koyacağız. Marketlerde bunları e, geriye geriye gönderiyorlardı. Artık bundan sonra marketlerde bu şekilde bal olacak. Bizden bunu bu şekilde isteyen çok müşteri var. Avrupa'da balın yüzde ellisi bu şekilde satılıyor. Krem bal kristalize olmuş şekilde sat.